kendini? Ya kendi masası, Gizem'in kendi derdine, şeyi. Arkadaş Gizem şovdan başka bir şey yapmıyor ya nasıl ki. Atabilir, nasıl bu, atabilir atar, yani? Yırtar, atar. Kendi masası, istediğini yapabilir. Benim gelirim hak edene yapar. Yani onaylıyorsunuz, güzel yapmış diyorsunuz değil mi? İyi yapmış tabii, çok çok iyi yaptı. İşte kıskanıyorlar, benim gelinimi kıskanıyorlar. Benim gelin dede var, benim nasıl gelin geldi? Dede. Görü görmez nasıl geldi bak. En ufak şeye dayanamıyorsunuz bak. Getirdi kız dizdi şeyleri. Nasıl hemen geldin yapar. Yetiştiniz? Hak ediyorsa yapar. Alkışlıyorum. Hak etmedi. Gelecek Aysu'nun masasına Zeynep veya Gizem veya Özlem. Peki Gizem'in yaptığı ne Nurten Hanım? Şov. Başka bir şey. Ben de onu söylüyorum. Yapar. Şovunu yapar. Kendi masası. Kendi bilirsin. Ne yapmasın? Zeynep'te marş eder. O da yapsın. Kusura bakma. Zeynep'te marş eder. Ben de şaşırdım altınları yerlerde görünce. Niye yaptın Zeynep öyle sen? Hemen anlatayım. Şimdi normalde hani o sergilemek size getirip oraya koysa benim buna tepkim hiç olmaz. Ama özellikle bana sen kazanamıyorsun Zeynep o yüzden dünkü tepkilerin bu yüzden de diye özellikle beni hedef alarak böyle bir şey yaptı. Hayır sen bir şey dedin mi de? Hayır böyle... ben hiçbir şey demedim. O kendi kendine geldi buradan bana koydu. Bana laf attı diyorsun. Bana doğru döndü anlattı anlattı. Dedim ki sen benim gözüme sokmaya mı çalışıyorsun? Yani benim de var altınım ben de kazandım yani. İşte ben senden daha çok kazandım. Şu kadar süre kaldım, bu kadar süre kaldım sen diye. Sen niye öyle dedin? Senin derdin Zeynep mi? Evet. Yok benim derdim hiç yani öyle hususi olarak bir derdim yok tabii ki ama... Zeynep tabii ki benim rakibim yani sonuçta. Zeynep'le aynı haftalarda yarışmışız. Ben Zeynep'i ikiye katlamışım. Ben niye ama yarışmada bu da i̇kiye var yani rakibini biraz... Şöyle, sen 10 tane çeyrek almıştın, ben 20 tane çeyrek almıştım 8 haftada. Bunu ikiye katlamak deniyor. Evet. Kaç tane bileziğin var? Benim de 20, senin 15. Evet, demek ikiye katlayamamışsın. Ama ben bir saniye. Bir şey diyebilir miyim? Sen peki. De 8 hafta yarıştın. Ben de 8 hafta yarıştım. Sen başarısız olarak yarışma 8 haftada. Ben bir şey demek peki, istiyorum. Peki özür dilerim. Mesela nasıl bölüyorum? Zeynep çok 2 puan dilerim. Farkla bir saniye bölmeni istemiyorum. Zeynep 2 puan farkla bilezik alıyordu. Ben her hafta 20 puan farkla yanlış hatırlıyorsun canım. Rica ediyorum. Sen yani. Şimdiye kadar burada 98 puanla bilezik aldın mı? Özür dilerim Zeynep. Ben 98 puanla almışım. Ben hatırlamıyorum başka birini aldığını. 96 ya da 98'de ben de evet aldım. Yani ben hatırlamıyorum senin aldığını. Bazı ustakla lütfen bunu özür dilerim. Şöyle ben burada yarışırken burada en çok bilezik ve çeyrek altına sahip olarak kişi olarak ayrıldım ben burada. Ve sen benden sonra geldin buraya. Ve benimle beraber yarışan kişiler emin ol şu anki kişilerden çok daha güçlüydü. Ben onlarla Aysun yarıştım. Daha yeni yarışmaya başladı. Ben onlarla yarıştım. Aysun daha yeni geldi buraya bir aslında. Dakika. Peki senin bunu yapma amacın neydi? Niye evet, bu altınları sergileyip? Çünkü Zeynep kabullenmiyor. Neden kabullenmiyor biliyor musunuz? Ben buraya canlı yayına bağlanmıştım. Canlı yayına bağlandığım zaman... Kabullenmiyor diye mi oraya sergi açtın? Kuyumcu dükkanı açmak istedim. Gizem Sancaktar kuyumcu dükkanı. Bundan sonra hep öyle duracak mı dükkanın? Dursun, durabilir, dursun. Koluma da takabilirim. Dursun kız. Dursun. Ölüyorlar onlar orada, onu gördükçe. Gerçekten ölüyoruz. Yasemin sen gelininin böyle fevri davranmasına ne diyorsun? Yani doğru vallahi bir hareket Zeynep mi? Zeynep dediğim gibi hak edene yapar. Hak etmiş ki yapmış. Yani nedir derdi, ne yapmak istiyor bilmiyorum. Gizem'in. Yani niye şov yapıyorsun? Şova seviyorum. Da gerek yok. Şov yapmaktan bir de şöyle bir şey de var. Senin 5 bileziğin fazlaysa bundan bunu yapmana hiç gerek yok yani. Şimdi bakın şöyle baz alacaktık. Çok... 40 gün ol. 40 gün yarışmışız biz ikimiz de toplamda değil mi? 40 günün 20'sinde ben birinci olmuşum. Onun da Zeynep birinci olmuş. Anladınız mı? Onu değil. Anladım, ben bundan 15'i. 11 çeyreğin yok muydu? 11 çeyreğim, 15 bileziğim var. Ben çeyrekten bahsediyorum. Hani çeyreklere göre birinci olduğumuz hani o gün birincisi olarak 40 günün 11'i birinci olmuşsun. Ben 40 günün yarısında birinci olmuşum. Tabii ki şov yaparım. İstersem şımarırım. İşte böyle de ki ben şov yapmak için bileziklerimi buraya koyuyorum de. Şov yaptım dedi. Yok, yok, o zaman. Şov bir de şöyle bir şey bahsediyorum. Çok çünkü. Onları oraya koyduğunda ben gittim dedim ki sen bu hani bir de bu arada kendi bilezikleri değil sahte bilezikleri dizmiş oraya. Hayır kendi bilezikleri. Neyse sonra dedi ki şimdi sen bunları da fırlatırsın da istiyorsan fırlatayım dedim bu arada ben kendim fırlatıp gitmedim yani o bana söyledi. Hayır bunları bana fırlatmazsın. Ben fırlatmadım orada. İnşallah bunları da fırlatmazsın Zeynep. Fırlatırsın şimdi. Onların hepsi kendi bilezikleri. Kendi bilezikleri. Kendi söylüyor güle güle diyor. Hepsi kendi. Gözüm yok. Kazandığım. Hem de hiç gözüm yok. Bu arada o beni ciddi bir rakip olarak buraya defalarca söyledi. Ben hiç öyle bir şey ciddiye almıyorum Gizem'i bu arada. Onu da kendine belirteyim. Ben burada yokken ben keşke Zeynep burada olsaydı. Alıyordum. Keşke ben de Zeynep'le yarışsaydım. Zeynep çok güçlü bir rakip diye kendisi defalarca söyledi. Bugün yine söylüyor. Ben öyle bir cümleyi hiç kurmadım. Sizce bu bir erdem değil mi? Zeynep dedi ki ciddiye almıyorum evet, dedi. Evet asla yani. Ciddiye almıyorum. İşte ben de size diyorum ki sizce bu bir erdem değil mi? Ben Zeynep yokken bile demişim ki hani adaletlidir. Adaletli olduğunu söylüyor herkes. Arkasından Zeynep adaletli dediler. Evet bence aynen öyle. Dünyanın en güzel şeyidir adaletli olabilmek. Aynen öyle. Tabii ki. Ben de öyle bir insan olduğumu düşünüyorum. O yüzden dedim ki keşke sizlerle yarışacağım en azından yemek biliyor. En azından benden önceki en iyisi oydu.
tekrar belirtiyorum. Bunu söyleyememek de neydi? O zaman şimdi niye rakip görüyorsun? Şöyle bir şey var. Şimdi gizli görüyorsun. Niye şov yapıyorsun? Seninle iki gündür yarışıyoruz, tamam mı? İki gündür ben seni bazı zamanlar izleyebildim, bazı zamanlar izleyemedim. Yalan söyleyemeyeceğim. Şimdi ben seni rakip olarak görmem için seninle bir yarışmam lazım. Anladın mı? Sen beni fazlasıyla izleyip gelmişsin. Taklitlerimi de yaptığın için bunu söylüyorsun. Evet, ben seni taklit ediyorum. Nasıl yapıyor? Mesela benim bir hareketim var. Ben böyle yaparım, teşekkürler derim. Genelde benim teşekkürler nokta benim son cümlelerimdir, söylerim. Bir de genelde arkadaşlarım düşük puan aldıklarında ve ikna olmuyorlarsa işte bir aldın otur derim. Arkamdan sürekli bunları yapıyormuş. İşte bunu, kimse söylemedi ki Zeynep'e benziyor. Ay, bir dakika dur. Aa, izlemediniz mi hiç kendinizi? Yok. Zeynep. Ben size izletirim onları, hiç merak etmeyin. Kime yapıyormuş bu hareketi? Kızlara yapıyor. Kızlara yapıyor. Siz mi anlattınız? Yok. Ay, burada programda benden sonra konusu da geçti. İzlediğinde gördüm. Hatta İlayda söylemişti Gizem'e. Sen evet, Zeynep'i taklit ediyorsun. Bir şey söyleyebilir miyim? İlayda da özür dilerim. Gizem de şöyle söyledi. Aa, ne alakası var? Ben Zeynep'i hiç izlemedim dedi ama benim ne kadar güçlü rakip olduğumu biliyor. Çünkü anlattılar. Ne dedim? Arkasında hep konuşulan adaletli olduğu. İzlemediğin bir programa neden yaptı. Geldin o zaman Gizem? Ben Zeynep'i oturup da saatlerce hiç kimseyi izlemedim. Tabii ki biliyorum gelini mutfakta. Hep böyle olur bu işler. Seninki de işte öyle. Sen de izlemek istiyorsun. Ben çalışıyorum ya. Ama dikkatini çekerim. Sen ev hanımısın. Ama benim demek ki o saatler uygun değil. Ben o saatlerde gerçekten tabii uyuyorum. Ki değil. Tabii ama ki değil. Ama izlemezse bu kadar benim fanım olarak gelmez buraya. Bir şey söylemek istiyorum. Aynen, ben Zeynep'in fanıyım. Daha önce Layda'nın fanıydım, Aysun'un fanıydım. Ne oldu biliyor musunuz? Aysun'la iki hafta yoklardı burada. Ben hepsini seviyorum zaten. Dediler ki Gizem Aysun taklit ediyor. Kabul ettim. Sonra dediler ki İlayda, niye kabul ettin? Niye etmeyeyim Seda? Hangi hareketiyle yaptın mesela Aysun taklitini söylediğini? Mesela o da böyle böyle bir gerdan kırar böyle. Aysun hep böyle konuşur. Evet, demek ki onu da yapıyormuş. Bak ben bunu bilmiyordum. Onu da yapıyorum. İlayda'ya dediler ki Gizem İlayda'yı taklit ediyor dediler. Dedim ki evet, ben İlayda'yı taklit ediyorum. Sonra dediler ki Gizem Zeynep'i taklit ediyor. Zeynep'i de taklit ediyor. Etmiyor ama bu onaylandı burada. Ediyorsun. Ey, kime göre onaylandı Zeynep? Sen şu an bunu kabullenerek reddediyorsun ama aslında bunu... Sen çok dikkat ediyorsun ya hani yorumlara. Çok dikkat edip okuyorsun ya. Asla orada ediyorum. Ne kadar çok insanın bununla ilgili yorum yaptığını farkında mısın? Hiç görmedim. Bana da insanlar ekran fotoğrafı alıp atıyorlar. Bana da atıyorlar işte. Anladın mı? Mesela Zeynep, bak, sana böyle dediler. Bu benim yapım Seda Hanım. Bu benim yapım yani. Ya da ben Aysun'u çok sevebilirim. O kelimesini kullanabilirim. Kullanamaz mısınız? Gizem, sizin ilk mesela... haftada bak. Şöyle olsa ilk haftadaki Gizem'le şu anki Gizem aynı olsa derim ki kızın hareketleri öyle. Ama Zeynep ilk hafta insanla adapte olamıyor, anladın mı? İkinci hafta ben geldiğim günden beri aynı olduğumu iddia ediyor. Yani şu an demek ki söylüyorsun. Zeynep, tamamen beni taklit ediyor. Aynen, Zeynep öyle. Keşke değişebilseydi. Nasıl değişti, geldik? Değişti aynı Gizem, merak etme. Gideceğiz aynı Gizem. Yok, keşke değil. Biraz hareketleri değişti. Olsa değişse. Hareketleri değişti. Ben kullanmadan bahsetmiyorum. Ben hareketleri ve tavrından bahsediyorum. Yani herhangi bundan bahsediyorum. Yoksa benim gibi tabii ki olamaz. Ben de Zeynep'in Gizem'in değiştiğine inanıyorum. Zeynep'ciğim, peki sen o zaman Gizem'i şu anlattıklarına bakarak samimi bulmuyorsun. Evet. Hayır. Çünkü ilk hafta geldiğin zaman mesela tamamen Gizem'di. Ben de sevmiştim Gizem'i. Ama sonra her gün geçtikçe burada kaldı, kazanmaya başladı. Şimdiki gördüğünüz gibi şov yapmaya başladı. Bence de öyle. Ben de tam olarak böyle düşünüyorum. Peki, hepinize gelinlere ve kayınvalidelere Tektaş'la ilgili konuyu sordum. Ekran başındaki değerli izleyicilerim, bir kez daha bakalım kim nasıl tepki verdi, üzerine konuşalım. Eşinizin arabasında sizinle ilgili özel bir gün olmamasına rağmen bir Tektaş yüzük buldunuz. Ne yapardın Aysuncuğum? Ben beklerim ya. Bakalım bana verecek mi onu? Acaba başkasına mı aldı? Yani bunu bir düşünürüm. Artık vermezse yandı. Direkt götür, Aysun'a veririm. Çağrı'nın arabasından buldum. Aysun bunu al, sakla bakalım Çağrı sana söyleyecekti. Bana da sorduğu zaman Aysun'da yüzük derim. En azından gelinimin olur o yüzük. Vallahi ben bana almış diye mutlu olurum. Arabada işte bir Tektaş çıktı. Acaba başka birine mi demem asla. Oğlum ben bir yüzük buldum. Bunu kuyumcuya götürüp satıyorum. Çünkü gelinimin özel bir durumu yok. Bu yüzüğü hak edecek kimse olamaz. Satıyorum derim. Ay, tabii ki canım kocacığım bana almıştır. Yani Seda Hanımcığım. Hiç araştırmam, alır hemen parmağıma takarım. Oğlum bu neyin nesi, kime aldın? Her şeyini arar sorarım, incini cincini öğrenirim. Ondan sonra eğer dışarı birine aldıysa o yüzüğü alırım, benim olur. Peşine düşerim. 4-5 gün baktım. Hala bana getirmiyor. Derim ki hayırdır Servet'ciğim. Dedi ki anne ya ben böyle bir şey yaptım. Birine aldım o yüzüğü. Sen
Oğlum çabuk götür, Gizem'e mi tak dersin? Gizem'e götürek sana aldım de, takak şeyine parmağına yavrum, sakın sakın aman derim.